Şimdi bir doktor davet edeceğim. Tıp doktoru. Tıp doktorluğuna devam ediyor mu etmiyor mu bilmiyorum ama o belki de hayalinin gösterdiği yolda devam ediyor. Birçok sinema filminde gördük onu. Üstelik bir de edebiyat dünyasına adım attı. Bir de kitap yazdı. Peri Gazozu. İyi ki yazdı. Ercan Kesal. İçerir miyiz? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bu işlerde pek akıl danelik olmaz, onu biliyorum. Ama ne anlatabilirim, ne söyleyebilirim? Kendi yaşadıklarımdan hala çıkardığım dersleri belki sizinle paylaşabilirim. Bugün sizlere biraz kendi tespit ettiğim ve şaşırdığım şeyleri göstereceğim. Birbiriyle bağımsız gibi gözüken ama çok da fazla bilgilendirici bir şey olmayan, tanımı olmayan bir takım fotoğraflar getirdim. Onları sırasıyla gösterip onlar üzerinde bir şeyler söyleyeceğim. Bu çok istersen mutlaka olur kuzum, Fadime Kesal'ın lafı. Fadime Kesal benim annem. Bu ön taraftaki insan. Ortadaki babam. Babam ilkokul mezunu bir çiftçi. Uzun yıllar çiftçilik yaptıktan sonra gazozculuk yapmaya karar vermiş. Bir sürede Peri Gazozu isimli bir gazoz çıkarttık biz Avanos'ta. Avanosluyum bu arada, Kapadokyalıyım. Annemin okuma yazması yok. Babam 92 yaşında vefat etti. 15-16 yıllık bir Parkinson rahatsızlığından sonra. Annem bizimle, Allah uzun ömür versin. Ataşehir'de yaşıyorum, İstanbul'da. Annem de artık bizimle birlikte yaşıyor. Annem Dersu Uzala'nın, Kurusova'nın Dersusu gibi, Dersu Uzala'daki Dersu gibi. Salonun köşesinde bir divanı var. Orada oturuyor. Tesbih, seccade, su bardağı, ilaçlar, gözlük, yedek çorap, birkaç bir şey daha. Evde saat yok. Ezan seslerini duymadığı için kendince bir formül bulmuş. Onu yeni fark ettim ve çok şaşırdım. Divanın önündeki cam sehpaya düşen ışığa göre sabah öyle kuşluk, sabah öğle ikindi akşam değil, sabah öğle ikindi namazlarını o ışıktan takip ediyor. Memlekete gidiyor 3 ay kadar, orada kalıyor. Ondan sonra tekrar İstanbul'a, bizim yanımıza geliyor. O sırada çok telefonla konuşuyoruz. Benim telefonumun sesinin farklı çaldığını söylüyor. Diğer telefon seslerinden ayırdığını söylüyor. Çünkü telefonun ayizesini kaldırdığında Ercan kuzum diye kaldırıyor. Demek ki haklı kadın. Uzak bir kasabada, ücra bir kasabada mecbur hizmet yaparken bir süre benimle kaldı. Tek doktordum orada ve çok hastalanmıştım bir gece. Kendimden başka kimse yardım edecek durumda değildi ve ben de yardım edecek halim yoktu kendime. Annem beni yatırdı böyle yere ve etrafımda dualar okuyarak, elindeki kağıtta iğneyle delikler açıp üzerime küller serperek bir şamanistik bir tören yaptı ve beni iyileştirdi. Doğru söylüyorum, iyileştim. Böyle bir kadın. Annemin lafı bu. Çok istersen mutlaka olur kuzum. Çok isterseniz mutlaka olur mu sorularımızdan biri olsun. Bu oluyor ama bir şeyler daha lazım sanki ve o diğer yardımcı etmenleri konuşmaya devam edeceğim sizinle. Bunu şuraya mı yapıyorum? Arkadaşlar. Evet. Bu benim ulaşabildiğim en eski fotoğrafım. Bu çok hızlı gitmeye başladı. Evet. Bu sağ taraftaki benim 5 yaşındaki fotoğrafım. Öbürü abim. Biz 4 erkek kardeşiz ama demek ki fotoğrafa ikimiz girebilmişiz. Babam
daha sonra bu peri gazozu meselesinden sonra arkadaşlar bunu bana yardım etmediğiniz sürece ben bunu beceremeyeceğim. Efendim? Geç algılıyor galiba. Öyle mi? Peki nasıl geri alabilirim? Peki. Babamın peri gazozu meselesini, hikayelerini daha sonra ben yıllar sonra Peri Gazozu isimli bir kitapta çocukluk gazozhane avanos anılarını toparlayarak bir kitap yaptım. Bu babamın demek ki ben 5 yaşındayken hali. Ben ilkokulu bitirdiğim zaman 1970, dayım bana bir küçük kitaplık yaptı. Ben de o kitaplığın içerisine kitap koyma peşindeyim. Babamdan kitap istedim. Babam o zamanlar Nevşehir'de de kitapçı yok muydu acaba bilmiyorum. Kayseri'den bana kitap getirdi. Bana aldığı ilk kitaptır babamın. Benim ortaokul 1'de okuduğum ilk kitap Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'dür. Babam ilkokul mezunu bir insan. Yeni gazozculuğa başlamış. Niye bana böyle bir kitap aldı? Vallahi herhalde oradaki kitapçı demiş ki bu Nobel aldı Ivo Andrić. Çok okunuyor. Sen de bunu al götür çocuğa ver demiş. Büyük bir ihtimalle böyle bir kitap bu. Ben çok sevdim bu kitabı. Çok etkilendim. Çok taşıdım kafamda uzun yıllar. Sonra biliyorsunuz sinemayla uğraştığımı ve daha sonra sinemaya oyuncu ve senarist olarak girdiğimi biliyorsunuz. Aradan 40 yıl geçti. 2010 yılında Emir Kustrika evine davet etti. Daha doğrusu köyüne. Burası Kustendorf diye bir köy. Dağın zirvesinde bir yer. Helikopterle ancak ulaşılıyor. Enteresan bir köy. 600 yıllık, 600-650 yıllık bir köy olduğu, ahşap evlerden müteşekkil bir köy olduğu biliniyor. Orada festival oluyor. Her yıl 15 gün kadar sürüyor. Biz bir zamanlar Anadolu filmiyle ilgili gitmiştik galiba. Çok güzel bir hafta, 10 gün geçirdim orada. Zaten Emir Kustrika sürekli elinde bardakla gezen, böyle herkesle sohbet eden, çok neşeli, güçlü bir kişiliği olan bir insan. Emir Kustrika'dan ayrılırken kitap hediye etti. Tahmin ediyorsunuz değil mi hangi kitap olduğunu? Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nü hediye etti. İngilizce bir kitap. Belgrad'a dönerken hemen baktım da bir paketi açtım, merak ettim hangi kitabı verdiğini ve Ivo Andrić'in Drina Köprüsü'nü gördüğümde aslında beni Emir Kustrika ile buluşturan adamın babam olduğunu anladım. Babam bunu bilerek mi yaptı? Babamın böyle bir öngörüsü olabilir mi? Kuşkusuz değil ama o yolculuğu başlatan, beni 40 yıl sonra, 2010 yılında bu Belgrad'a bilmem kaç kilometre uzakta bir dağın zirvesindeki Kustendorf köyüne gönderen, buluşturan, yolculuğu başlatan babamdı ama. Bundan eminim. Devam edelim. 1995 yılında her şeyden vazgeçip tekrar elimdeki avucumdakini satıp savup yurt dışına gitmeye, Fransa'ya gitmeye karar verdim. Paris'e gittim. Hem sinemamı yapabilirdim, acaba psikoloji mi okusaydım filan. Ama önce Fransızca öğrenmem lazım. Sorbon'a da kayıt yaptırdık. Şimdi ne olacak? Paramız da bitiyor filanla geçen bir yıldı o. Sürekli sinemalara gidiyordum ama. O sırada Leon oynuyordu. Bu Leon'dan bir sahne. Bu da Matilda. Çok sevdim filmi. Hikayeyi çok sevdim. Matilda'yı çok sevdim. Matilda'yı hep kafamda taşıyorum. Bu hikayeyi, filmi, sinemayı. 1995. Aradan kaç yıl geçmiş? Şimdi geçelim öbürüne. Biz daha sonra o yıl İstanbul'a döndüm 97'de. 2007'de tekrar sinemaya bir biçimiyle girip 2008 galiba bu değil mi? Üç maymunla biz
Kan'a gittik. Bu kan da bir üç maymunun galasından ya da yürüyüş öncesi bir görüntü. Üç maymunla en iyi yönetmen ödülü aldı filmin yönetmeni. Hafta o şeyin sonunda da pazar günü de bir büyükçe bir şey olur. Festival gecesi olur, ödül gecesi. Ödül alanların hepsinin katıldığı çok böyle neşeli bir gece olur. Ben de o gecedeyim. Fakat bir kadın var böyle, gece çok neşeli geçiyor. Her şey çok acayip güzel, böyle kuş tütü eksik falan. Bir kadın var, bana doğru geliyor ve çok sevdim, inanılmaz bir oyunculuğunuz var. Müthişsiniz falan deyip elimi tutuyor. Ya kadın bir yerlerden tanıdık geliyor. Öbür slide. Natalie Portman'mış. Jüri üyesiymiş meğer. Bizim filmi beğenen ve ödül veren jürinin üyelerinden birisiymiş. Gerçekten ben jüri üyelerine de bakmamışım demek ki. Nasıl bir şeyse. Bu benim Matilda'ymış ama. 95'teki Leon, bizde sevginin gücü falan diye oynatıldı. Oradaki Matilda'ymış. Beni Natalie Portman'la buluşturan bir akşam onunla buluşturan, onun bana oyunculuğumla ilgili söylediği şeyleri başlatan, o yolculuğu başlatan benim 95 yılındaki Matilda'yla ilgili hayallerim, kurduklarım diye düşünüyorum. Yol böyle başlıyor diye düşünüyorum. Diğeri, ben 1984 yılında Mecbur Hizmet Kurası'nı çektim, keskin çıktı. Burası Ankara Kırıkkale'ye bağlı şimdi bir kasaba. O zamanlar işte 24 yaşında bir doktorum. Devlet Hastanesi'nin önünde bir heves fotoğraf çektirmişim. Çok güçlü bir şeydi ama Mecbur Hizmet yıllarım. Benim anılarımda çok özel bir yere sahiptir. Keskin'de çok hekimliğimle ilgili ve o ilk bürokrasiyle tanışmamla ilgili çok enteresan şeyler yaşadım. Bir sonraki slide. Biraz önce sponsorlardan saydınız Fransız Kültür Merkezi'ni. Tıp fakültesinde öğrenciyken Fransız Kültür Merkezi'ne giderdim. Fransızcaydı benim dilim ve oralarda bir şeyler okumaya çalışırdım. Fotoğraf dergileri vardı. Bir fotoğraf dergisinde gördüm bu fotoğrafı, Fransız Kültür Merkezi'ni. Sayfayı yırttım izin vermedikleri için. Çaldım bu fotoğrafı. Bu Eugène Smith'in, o zamanlar bana da sponsor olmuş demek ki Fransız Kültür Merkezi. Bu Eugène Smith'in Taşra Doktoru diye bir fotoğrafı. Çok etkilendim bu fotoğrafta. Hayatım boyunca böyle bir doktor olmak için gayret ettim. Niyeyse benim hekimlik idolüm bu adamdı. Gerçek bir doktor bu. Bu gerçek, yani bir mizansen değil. Gerçekten de bir yaralanmış bir çocuğu dikerken çekilen bir fotoğraf. Çünkü fotoğrafı çeken Smith o şeyle, doktorla 1,5-2 ay kadar yaşıyor. Onun bütün şeyine tanık oluyor. Hem hekimliğine, hem ev yaşamına, hem dışarıdaki işte barda içişine, kasabadaki diğer insanlarla konuşmasına vesaire. Biz bir zamanlar Anadolu'danın senaryosunu yazarken, hani o bir gece bir grup bürokrat sabaha kadar ceset ararlar ya, onunla ilgili çalışmayı yaparken gerçek mekanlarda çektik biz o filmi. O Keskin Devlet Hastanesi yazılı şeyin hastanenin içinde çektik. Benim odamda çektik. Bir sonraki slide. Bu fotoğraf, yine bir sonraki. Bu fotoğrafı daha sonra ben, burası benim odamdı 1984 yılında. 25 yıl sonra biz bu filmi orada çekerken, doktoru oynayan Muhammed'in, yani o odadaki sanat yönetimini oluştururken, gerçekten de 25 sene önce odada, orada asılı olan fotoğrafı ben tekrar oraya astım. Bunu belki dikkatli seyircilerin dışında kimse fark etmemiştir. Burası benim odamdı. Ben böyle oturuyordum. Bu fotoğraf da buradaydı. 25 sene önce. Ben o fotoğrafı tekrar buldum. Nasıl buldum? Kaybolmuş, yırtılmış bir fotoğraftı. Nuri'ye bahsederken ya böyle bir fotoğraf vardı deyince onun fotoğraf bilgisi de işin içine girdi. O internetten bir yerlerden fotoğrafı buldu benim anlattıklarım üzerinden. Onu gerçekten de o günkü boyutlarına getirdik ve oraya astık. Bir sonraki. Bizim filmimiz gitti Cannes'a. İşte Grand Prix falan aldı.
Ben şunu peşindeyim. Belki de deminden beri onu anlatmaya çalışıyorum. Beni buraya gönderen şey, benim 25 sene önce yaşadığım bir olayın peşine düşmem ama benim tıp fakültesinde öğrenciyken, öğrenci yurtlarında, mecbur hizmette, bekar evlerimde, muayenehanemde varsa eğer o zamanlar, sürekli taşıdığım o fotoğraftır. Ben o fotoğrafın benim bana yol gösterdiğini, benim önümü aydınlattığını, bana yardımcı olduğunu düşünüyorum. Bütün meselemin de biraz orada durduğunu, o fotoğrafta toplandığını düşünüyorum. Onun peşindeyim. Onu anlatıyorum size. Evet. Sağ üst köşede 23 Nisan 1985 yazıyor. Saat 24. Günce tutmaya başlamışım. Hekimliğimin ilk günlerinden itibaren. Tuhaf şeyler işte okunuyor mu bilmiyorum. Sağlık ocağı, sağlık kurulu, ocağı pano yaptıracakmışım da filan, dernek yararına filan eğlence gecesi düzenlemeye çalışıyorum. Sağlık ocağına bir şeyler filan. Bakalım demişim, yarına Allah kerim. Şimdi bunların bir benzerini yine biraz önce anlattığım filmin çekim sürecinde de yaptım. Her günü yazdım. Bütün bu filmin oluşum sürecini, kafamdaki hikayeyi nasıl canlandığını, neler hissettiğimi, senaryonun aşamalarını, oyuncu seçimini, mekan seçimini, setteki her günü, onları daha sonra bir kitap haline getirdim. 25 sene sonra, bir sonraki. Bu kitabın varlık nedeni 25 sene önce yazdığım güncedir. 25 sene önce benim hekimlikle, bu dünyayla, insanlarla, kendimle kurduğum ilişkinin, onun arayışının sonucudur diye düşünüyorum. Son fotoğraf. Bir sonraki slide. Çok küçük bir kitap ama beni son dönemde en çok etkileyen kitaplardan birisi bu. Koşmak isimli bir kitap. Bu Emil Zatopek, Çek atlet. Emil Zatopek, Çek lokomotifi diye bilinen bir adam. Bir işçi ama daha sonra kimyada öğreniyor ama enteresan bir hayat hikayesi var. 1948 olimpiyatlarında, 52 olimpiyatlarında ve tek atlet olarak katılıyor Çekoslovakya adına. Aynı olimpiyatta 5000 metre, 10.000 metre ve maratonu üst üste koşan ve üçünde de altın madalya alan, hala rekoru kırılmamış tek adam. Özelliği şu, hiçbir stili yok. Bu adamın hala stilini bulamamışlar. Niye böyle koştuğu, nasıl bu kadar, şimdiye kadar bilinen bütün atletizmle ilgili stillerin hepsinin dışında bir şey yaparak nasıl bu kadar başarılı olabildiği hala tartışılıyor. Ya da anlaşılmaya çalışılıyor. Bu yüzden yüzü böyle bence. Çünkü gücünüzün düştüğü zaman, kendinizi en yorgun hissettiğiniz anda yeniden en güçlü performansınızı yakalamalısınız diyen birisi. Koşularında da bunu yapan birisi. Yani sonuna doğru özellikle hızlanan, öldürücü bir şeyle, performansla bütün rakiplerine tur bindiren bir adam bu. Normalde işte birçok stil varmış üzerinde çalışılan. İşte hızlı koşuyorsun, yavaşlıyorsun, bekliyorsun, tekrar hızlanıyorsun, duruyorsun filan. Ama bütün bunların dışında bir adam Emil Zatopek. Bu kitabı okumanızı isterim tabii. Sadece buradan bir paragraf okuyarak da sonlandıracağım. Günün birinde Emil'in sadece antrenman yaparak dünya çevresini 3 kez dolaştığı hesaplandı. Makinayı yürütmek, sürekli iyileştirmek ve sonuç almasını sağlamak. Önemli olan bu. Ve kuşkusuz açıkçası bu nedenle makina pek yüzüne bakılacak gibi değil. Çünkü geri kalan hiçbir şey takmıyor.
Bu makina üstüne bir kasa yerleştirmeyi unuttukları olağanüstü bir motor. Tarzı mükemmelliğe ulaşmış değil. Belki de hiç ulaşmayacak. Ama Emil bununla uğraşmaya zamanı olmadığını biliyor. Dayanıklılığını ve gücünü artırmak varken bunlar boşa zaman kaybı. Yani çok güzel olmasa da ona nasıl uygunsa, ne kadar az yorulacaksa öyle koşmakla yetiniyor. Hepsi bu. Ben 47 yaşında hayatımda ilk kez kamerayı gördüm. 47 yaşında hayatımda ilk kez senaryo yazdım. 59 doğumluyum, 54 yaşındayım. Demek ki 7-8 yıldır sinemanın içerisindeyim. Tamam. Emil Zatopek'in stili gibi, onun tarzı gibi bir tarzın peşindeyim. Koştukça, yoruldukça kendimizle olan hesaplaşmamızın daha da güçlü biçimde üzerine gitmemiz gerektiğine inananlardan. En başa dönersek, annemin dediği doğru, çok istersek mutlaka olur. Ama bir şeyler mutlaka bize yol göstericidir ve bizim de onu hak edecek gayreti göstermemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ercan Koçal, ama benim aklımda bir soru var. Siz tıp hekimisiniz ve hekimlikle insan arasında oluşan bağ çok güçlü bir bağ. Kopması zor bir bağ. Ne zaman istediniz çok sinemayı? Bunu çok merak ediyorum. Vallahi ilk belki de seyrettiğiniz filmden sonra gelişir bu duygu. Çünkü seyrettiğiniz hikayenin bir benzerini siz de yapmak istersiniz. Ve eninde sonunda oraya sizi bir şeyler götürür. Herhalde çocukluk yıllarında seyrettiğim ilk filmle birlikte sinema yapmayı istemişimdir. Yaşınız da, yolunuz da, beyaz perdeniz de uzun olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.